burada bulunma sebebimiz sevgili basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün Öğretmenler Günü. Bizleri yetiştiren, şimdi evlatlarımızı teslim ettiğimiz öğretmenlerimizin de güzel nesiller yetiştirmesinde Cenab-ı Allah'tan yakında bir seçim var. Bu 2023'te olacak. Bu seçim Türkiye'de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Neden diyecek olursanız, bu seçimi dünya takip ediyor önce. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye'yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. Türkiye'deki seçimlerde şöyle olmalı, böyle olmalı diyerek o kadar içine işlemiş ki Amerika'nın Orta Doğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye'yi düşünerek adam seçim kampanyası yapıyor. Amerika'nın müdahil olduğu ve Orta Doğu'daki bütün hedeflerine ulaşabilmek için bizi iktidardan göndermeye hedeflendiği bir seçime doğru gidiyoruz. Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler. Suriye civarında DEAŞ'ı bahane ederek geldiler. Afganistan'a girdiler. Afrika ülkelerine girdiler. Her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar? Şer götürdüler, bela götürdüler, kan götürdüler, gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar. Avrupa'da sicilli Türkiye düşmanı ülkeler. Görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar. Ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahiller. Yer altındaki örgütler, PKK gibi lanet bir örgüt, 50 yıldır bu milletin başına bela ve kardeş kavgasına sebebiyet verdikleri ortamda yüzlerce, binlerce yavrumuzun da katilleri bu seçimde bize karşılar, diğerleri gibi, Avrupa'dakiler gibi. FETÖ gibi din tarafından, Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz'da gerçek yüzü ortaya çıkan bir örgüt de bizim gitmemizi istiyor ve bize karşılar. Bu arada meclisteki ana muhalefetin başını çektiği bir grup da bizim gitmemizi istiyorlar. Aynı öbürleri gibi. Öyle bir grup ki ortada CHP var. Zaten kendi içinde 3-5 parçası var. Ama bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen bir partiyi almışlar. Bir tarafta da onu küstürmemek, kendi seçmenlerini de biraz kendilerinden uzaklaştırmamak adına adını söyleyemedikleri, utandıkları bir ortak daha var. 84 milyon onlar biliyor ama bunlar adını pek söyleyemiyorlar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP. Adını bile söyleyemiyorlar. Eğer şehit cenazelerine gider de millet eğer kendine kızarsa o zaman diyorlar ki biz Kandil'i yerle bile edeceğiz. Kılıçdaroğlu, Kandil'i yerle bile edeceksen önce tezkere alman lazım. Tezkereye evet deseydin önce bir ya. Oraya nasıl gideceksin kardeşim sen? Tezkereye hayır diyerek Kandil nasıl yıkılır? Sen bir kez olsun PKK'yı kına, HDP'ye destek verdiği için kız bakalım. Hadi bir tane yap bu işi. Hayır, onların da yanına tutabilmek adına söyleyemedikleri bir ortakları daha var. Bir de Türkiye'de iktidar ümidi olmayan sıfır küsürlük partiler var birkaç tane. Onlar da yanlarına almışlar. Hep birlikte bir şebeke oluşturmuşlar. Bize çok iş düşüyor arkadaşlar. Bunca Türkiye'yi istemeyen, milli ve yerli olmayan, bizim değerlerimize savaş açmış gruplara karşı iş bizde. Kimde? Temelde AK Parti'de. Sonra yanımızda ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Allah Devlet Bey'den de razı olsun. Dimdik duruyor. Çünkü onun kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı kaygılar. Bu vatanın birliği, dirliği, bölünmezliği üzerine kurulu. Ondan sonrasını hallederiz Allah'ın izniyle. Çok işleri hallettik. Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Bizim ittifakımız da burası.